Sevgili izleyiciler, İstanbul Kartal'da hurdaya çekilen kuru yük gemisinde yangın çıktı. Alevler bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Peki son durum ne? Detayları Arzu Yıldırım şimdi bize aktaracak. Arzu, bir kez daha merhaba, kolay gelsin. Arkandaki görüntüyü görebiliyorum. Nedir son durum? Seni dinleyelim. Hande Koçyiğit, yaklaşık bir saat önce kuru yük gemisinde başlayan yangının kontrol altına alındığını aslında sizlerle paylaşalım ve hemen görüntüyü de kameraman arkadaşım Sabri Karagöz göstersin. Söylediğimiz gibi yaklaşık bir saat önce yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri şu anda karadan ve yine aynı şekilde deniz içerisinden soğutma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Şu an ekranlarınızda da geliyor bir yandan. Yine aynı şekilde geminin içerisinden dumanlar çıkmaya devam ediyor. Söylediğimiz gibi sabah saat 10 sularında çıkmıştı yangın. Ve aradan geçen 3 saate rağmen şu anda hala dumanların çıktığını görebiliyoruz. Borasatlık gemiden şu anda hala dumanların yükseldiğini görebiliyoruz. Ve bu dakikalarda da artık itfaiye ekipleri de işlemlerini sürdürmeye, soğutma işlemlerini sürdürmeye devam ediyor. Hemen söyleyelim, 103 metre uzunluğunda kargo tipli bir gemiden bahsediyoruz. Ve geminin buradan kaldırılması istenmişti aslına bakarsanız. Daha öncesinden ancak işçiler şu an iddiaya göre söyleyelim bunu, işçiler içeride kesici delici aletlerle ve oksijen gemisinin içerisinde sökme parçalama işlemleri yaptığı sırada yangın meydana geldi. Bir kıvılcımla meydana geldi ama yangın bir anda yükseldi çünkü bulunduğumuz noktada da Kartal Kumcular iskelesinde de ciddi bir fırtınanın da aslında etkili olduğunu söyleyebiliriz. İşte bu fırtınanın, rüzgarın etkisiyle de bir anda yangın çoğaldı, yükseldi. Alevler altında kaldı gemi ve sonradan da gelen itfaiye ekipleri işlemlerini gerçekleştirdiler. Kısa bir sürede yangına müdahale edildi, kontrol altına alındı ve soğutma işlemleri bu dakikada da devam ettiğini söyleyebiliriz. İtfaiye ekipleri ve tabii aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de yangına müdahale ettiler. Söylediğimiz gibi şu anda da hemen kameraman arkadaşım ekranlarınıza getirsin. Yerde zaten köpükleri görüyoruz. Uzunca bir süredir, yaklaşık 2 saattir işte o köpüklerle müdahale ediliyordu. Gemiye soğutma işlemleri bu şekilde gerçekleştiriliyordu. Çünkü ciddi bir yangın meydana geldi ki burada diğer gemilere sıçrama olasılığı göz önüne alınarak bir an önce müdahale edildi. Yine aynı şekilde o dumanların çıktığı deliklerden de soğutma işlemleri gerçekleştirildi. Köpükler aktarıldı geminin içerisine. Aynı şekilde şu an ekranlara getiremiyoruz ama geminin bir diğer tarafında da gemiler var yine aynı şekilde. Onlara da oradan da yine soğutma işlemi gerçekleştirildiğini de aktarmış olalım. Bu dakikalarda artık sona gelindi. Neyse ki herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Zaten atıl durumdaydı, batık durumdaydı ve kaldırılması istenmişti geminin. Ancak kaldırılmayan gemi işçilerin yaptığı müdahalelerin ardından bir kıvılcımla yanmaya başladı. Bu dakikalarda da artık kontrol altına alındığını söyleyelim ve söz tekrar merkeze bırakalım.